gelişmeler yaşanıyor sayın seyirciler. Değerli konuklarımızın yorumlarıyla devam edeceğiz. Fakat bugün aktif tarafsızlık politikasıyla kilit bir konuma yerleşmişti Türkiye. Malum Rusya'nın Ukrayna işgali ve 138 gündür süren savaşta. Bugün Putin'le görüştü demiştik. An itibarıyla gelen yeni bilgi, savaşan taraflarla direkt diyaloğu olan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan bu görüşmeye dair yapılan açıklama var. Kısaca bunun da altını çizelim. Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'e tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar tıpkı Putin'le yapılan görüşmede olduğu gibi, Putin'le görüşmede de bu tahıl, Karadeniz'de tahıl koridoruna dair görüş alışverişinde bulunuldu deniliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki bir mekik diplomasisi yapıyor. Putin sonrasında Zelenski ile telefon görüşmesinde de bu tahıl koridoru meselesi var, önemli. Erdoğan görüşmede en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurguladı. Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız gibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin gelişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta 10 gün içinde bu işi çözmek için yoğunlaşıyoruz demişti. Bugün haftanın başlamasıyla birlikte Moskova-Kiev hattında iki önemli görüşme ve yine kararlılık mesajı var. Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu söyledi Zelenski'ye. İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteğe sunmaya da hazır olduklarını Türkiye olarak bildirdi. Tabii Kurban Bayramı vesilesiyle Zelenski'nin yayınladığı bir video mesaj vardı. Malum onda bir kez daha Türkçe seslenmişti. Bayram tebriği için, Türkçe tebriği için de teşekkür etti.